Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere geçtiğimiz gün yayınladığım bir videoyu neden yayından kaldırdık bu konu hakkında bazı bilgiler vereceğim. Takipçilerim çok mesaj attı bana. Ben de tamam dedim. Gelen mesajlar var. Mesela ben şimdi birkaç tane mesaj okuyayım. Bir ay önce babam televizyon satın almış. Bugün öğrendim. Bir aydır haber alamıyor adamlardan. Ne televizyon var ortada, ne para iadesi. Kimse cevap vermiyor. Takipçilerimizden gelen mesajları dikkate alıyorum. Tabii bunun için yeterli zaman bulmakta biraz zorluk çekiyorum ama o kadar çok farklı sayıda kişiden benzer mesajlar geldi ki tabii ki kayıtsız kalamadık. Konu İstanbul Bilişim'le ilgiliydi. İstanbul Bilişim'de halen devam ediyor. Bir ürün arattığınız zaman hakikaten çok rekabetçi fiyat veriyorlar. Ve birçok kişi bu internet sitesinden alışveriş yapıyor. Gelen şikayetler şöyleydi. İşte bir ürün aldığımız zaman zamanında bize teslim edilmiyor. Ya da zamanında teslim edilmeyen bir ürünün siparişini iptal ettiğimizde paramız bize çok hızlı bir şekilde geri iade edilmiyor şeklindeydi. Bu mesajların sayısı çok fazla olunca bu sefer ben sosyal medya hesabından İstanbul Bilişim'in sosyal medya hesabına bir mention attım, bir atıfta bulundum. Dedim ki bana ulaşabilir misiniz? Çok hızlı bir şekilde geri döndüler ve bir temsilciyi bana ulaştırdılar. Ben de o temsilciyle röportaj yapmak istedim, söylemiştim. Sonrasında bir zaman ayarladılar ve röportajımızı gerçekleştirdik. Röportajda çok agresif sorular sordum. Mesela sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. Siz insanların parasını alıp onları kandırıyor musunuz? Bu kelimeleri kullanarak çok net bir röportaj yaptım ve onlar da cevapladılar. Olduğu gibi cevapları da yayınladım. Ben bu videoyu yayınladıktan sonra çok farklı tepkiler geldi. Mesela ben tüketicilerin faydasına bir iş yaptığımı düşünüyordum. Ama birçok kişiden sen neden İstanbul Bilişim'in reklamını yaptın? Bu videodan sonra insanlar daha fazla satın almaya devam edecek dediler. Gerçekten bu en çok şaşırdığım tepkilerden bir tanesiydi. Ama çoğu da dedi ki bu video için çok teşekkür ederiz. İnsanlar bilgileniyor. Zaten İstanbul Bilişim tarafı da bu videodan rahatsız oldu. Yani bu video yayınlandıktan sonra bize gelen tepkiler çok artmaya başladı şeklinde bir geri bildirimde bulundu sevgili dostlar. Ama ben inandığım şekilde bu videoyu paylaştım ve vicdanım rahat bir şekilde gelen yorumları takip ettim. Peki madem böyle güzel iş yaptık, videoyu neden kaldırdık? Bu konu hakkında bir bilgi vereceğim size. Öncelikle şunu söyleyeyim, videonun altına gelen tepkiler gerçekten aşırı. Yani sosyal medyada suç olarak kabul edilen bir hakaret eylemi var. İnanılmaz fazla hakaret vardı, küfür vardı, tehdit vardı. Şimdi bu yorumlar bir kenara, biz mümkün olduğu kadar moderatörlerimize suç teşkil eden yorum varsa biz bunları ortadan kaldıralım diyoruz ama yani yüz binlerce izlenen bir videodan bahsediyorum. Bununla beraber enteresan bir şey daha oldu. İstanbul Bilişim'de bizim röportaj yaptığımız kişi tekrar bana ulaştı. Dedi ki konu çok farklı bir yere doğru gidiyor. Nereye gidiyor diye sorduğumda şöyle söyledi. Yine İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan bir kişi, bir emniyet yetkilisi bizim röportaj yaptığımız kişinin verilerine ulaşmış. Bu veriler nedir? İşte oturduğu adres, ailesindeki kişi sayısı, ailesindeki kişilerin, çocukların cinsiyetleri gibi kişisel veriler, çok mahrem bilgiler ve aynı zamanda cep telefonundalar. Cep telefonuna mesaj olarak röportaj yaptığım kişinin bu bilgileri karşı tarafa gönderiliyor. Tabii bu hani empati yapacak olursanız gerçekten gerilim anı, hoş bir şey değil tabii ki. Peki karşıdaki kişi kimdi? Onun görevini ve pozisyonunu tekrar söylememde fayda var. Şimdi benim röportaj yaptığım kişi tepe yönetici değil. Bir yönetici ama tepe yönetici değil, bir hissedar değil sevgili dostlar. Sonrasında beni şirkete davet ettiler. Ben de bütün bu süreci sosyal medya hesabından paylaştım zaten, storylerden. Dedim ki ben İstanbul Bilişim'e gidiyorum, davet ettiler. Ben oraya gittiğimde bana bu emniyet yetkilisi tarafından, tabii ben bu verileri paylaşmayacağım. Bir kişinin yaptığı bir durumdan dolayı da bütün bir kurumu asla zedelememek lazım. Bunların altını da çizelim arkadaşlar. Bu bir kişinin yaptığı bir durum. Şimdi bu mesajı ben gördüm ve gördüğümde de gerçekten şok oldum. Zaten benim online olarak röportaj yaptığım kişiyi ilk defa canlı olarak da orada görmüş oldum. Kendisi de yaşadığı bu şok durumu bana izah edince ben orada karar verdim. Ben bu videoyu yayından kaldıracağım. Şimdi yayından kaldıracağım ama tabii ki bu süreci takip etmeye devam etmek gerekiyor. O nedenle öncelikle bu bilgilendirme videosunu sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar.
İstanbul Bilişim videosunu yayından kaldırma sebebim, benim röportaj yaptığım kişinin can güvenliğinin, aynı zamanda ailesinin can güvenliğinin sağlanamaması. Ben yine doğru yaptığımı düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yine yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim sevgili dostlar. Çünkü benim takipçilerimle bu sürecin nasıl devam edeceğini yine görüşmek isterim. Aşağıda tartışmak isterim. Şimdi bu süreçten sonra ne olması gerekiyor? Açıkçası ben zaten o ziyarette kendilerine iki farklı öneride bulundum. Birincisi, bu iletişimin şeffaf olması gerekiyor. Çünkü ben gittiğimde, şimdi bunları anlatmayacağım bu videoda, neden durumun böyle olduğuna dair bana teknik dokümanları paylaştılar. Yani neden ürünler geç gidiyor ya da iptal edilen siparişlerin parası neden ödenmiyor? Bunların teknik açıklamalarını bana yaptılar. İşte bankaların uygulamış olduğu işlemlerden, siparişi iptal edince bir para iadesi var ama hem siparişi iptal edip hem de bankaya ödeme itirazında bulununca işler Arap saçına dönüyor. Hatta çift ödeme aldığını gösterdiler bana birçok kişinin. Hatta İstanbul Bilişim'in mağdur olduğunu anlattılar. Çünkü çift ödeme alan kişiler aldıkları çift ödemeyi iade etmemişler gibi bir sürü durum sevgili dostlar. Trajikomik bir durum. Bir tarafta İstanbul Bilişim'den mağdur olduğunu iddia eden kişiler, diğer tarafta mağdur olduğunu iddia eden bir İstanbul Bilişim. O çift iade şöyle oluyor, kısaca açıklayayım. Şimdi ben sipariş verdim, siparişimi iptal ediyorum ama aynı zamanda bankaya da ödeme itirazında bulunuyorum. Şimdi bankanın bu süreci epey uzayabiliyor ülkemizde, 90 güne kadar çıkabiliyor. Şimdi İstanbul Bilişim size para iadesi yapıyor, bir de bankada o 90 günün sonunda bir para iadesi daha yapması gibi durumlar oluyormuş. Şimdi bunlar bana anlatılan işte teknik açıklamalardı. Çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Belki başka bir zaman bunları paylaşabiliriz sizinle. Ben onlara dedim ki buradaki süreçleri kişilere, yani takipçilerinize, müşterilerinize neden paylaşmıyorsunuz? Bir diğer konuda insanların size ulaşmakta zorluk çekiyor. Yani buradaki çağrı merkezi yönetimini bir elden geçirebilir misiniz? Bu iki aşamada tabii önerilerimi yine ilettim yapıcı olarak. Şimdi bu aşamadan sonra olan bitenleri yine göreceğiz sevgili dostlar. İşte son günlerde bazı haberler düştü piyasaya. İşte acaba bir soruşturma açıldı mı diye. Sonrasında tekrar bilgi talep ettiğimde İstanbul Bilişim'e açılan soruşturmalar, bireysel şikayetler üzerine açılan soruşturmalar. Yani burada Ticaret Bakanlığı'nın ya da işte Maliye'nin bir soruşturmasının da olmadığını öğrenmiş oldum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoyu sizlere hazırlamak istedim. Çünkü silinen bir videodan sonra susmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ve bu alanda da içerikler üretmek istiyorum. Çünkü günün sonunda insanlar e-ticareti kullansın. E-ticaretin nimetlerinden faydalansın. Ama orada aylarca biriktirdiği parayla aldığı bir telefon, bir televizyon olabilir. Bu ürünün gelmemesi ayrı dert. Ona harcanan paranın tekrar iade edilmemesi ayrı dert. Buradaki problem neyse şeffaf bir şekilde ortaya çıksın ve çözülsün istiyoruz. Biz açıkçası yayıncı olarak burada bir sorumluluk alarak bu konuyu gündeme getirdik. Ben gündeme getirdiğimiz için iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ama belki hala reklam yapıyorsun diyenler olabilir ya da çok iyi yapıyorsun diyenler olabilir. Ben bu yorumları dikkate alıyorum. O nedenle aşağıda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz sevgili dostlar. Bu videoyu kişisel YouTube kanalımda yayınladım. Enteresan bir deneyimdi. Ben de bu YouTube kanalında deneyimlerimi paylaşıyorum. İşte bir ürün gördüğüm zaman onunla buluşma anımı paylaşıyorum. Bir tatile gittiğimiz zaman gördüğümüz güzel yerleri paylaşıyorum. Bebeklerle zaman nasıl geçiyor onları paylaşıyorum. Bu da bence hayatımda enteresan bir deneyimdi. Böyle içerikleri önceden çok daha fazla görüyorduk televizyonda. Uğur Dündar zaten bu konuda zirveydi. Geçtiğimiz günlerde de böyle enteresan komik bir videosu yayınlandı. Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Hadi yürü. Tabii bu dönemde pek görülmüyor böyle içerikler ama ben sorumluluk sahibi olarak karşılıksız bir şekilde bu konuyu gündeme getirmek uygun olur diye düşündüm. Peki, çok daha fazla lafı uzatmayacağım sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videodan anında haberdar olmak için bir kontrol edin bakalım. Tekrar abone misiniz, değil misiniz? Hoşça kalın.